dönem çalışmadım. Şimdi başlarsam kazanır mıyım? Tonguç nasıl gidiyor dersler? Hocam sürünüyorum. Ne yapayım? Okulda sürünüyorum hocam. Bir sürü ders falan. Harikasın. Tebrik ediyorum seni. Zaten birçok arkadaşın da senin gibi garip garip şeyler yazıyorlar ve diyorlar ki mesela Recep demiş ki hocam ben bir döneme çok çalışmadım. Ama derslerim iyi. İkinci dönem çalışarak iyi bir okul kazanabilir miyim? Günlük 152 soru yeterli midir demiş. Güzel, tebrikler Recep. Taraftar TV'de demiş ki hocam ben ilk dönem hiç çalışmadım demiş. Bu gerçekten garip bir şey yani. Hiç çalışmadım, nasıl olabilir ki ilk dönem? Olsun, şimdi çalışmaya başlayacağım. Kazanır mıyım? Sizce lütfen cevap verin demiş. Şimdi. LGS 2020 7 Haziran'da bizleri bekliyor. Bunu biliyoruz. Neler yapabiliriz? Konu öğrenebiliriz, soru çözebiliriz, yeni soruları tanıyabiliriz ve deneme çözebiliriz. Yani şu anda kalan süre içerisinde yapabileceğimiz şeyler belli. Yeni konular öğrenebiliriz yani eksik olduğumuz konuları. Soru çözebiliriz zaten sınavda bize soru soracaklar. Yeni nesil soruları tanıyabiliriz ya da yeni nesil tonları pekiştirebiliriz, iyice öğrenebiliriz ve deneme çözebiliriz. Zaten sınavda da bize deneme yapacaklar. Dolayısıyla biz yapabileceğimiz şeyler burada belli. Ve hala vaktimiz var. Başlamak için şartların mükemmel olmasını beklememize hiçbir şekilde gerek yok yani ...oh be artık sorular kolay çıkacakmış, oh be matematik artık bitirdim, oh be artık hiç okul yok dememize gerek yok. Şartlar her zaman sıkıntılı olacak. Bazen yaz gelecek, bazen Ramazan ayı gelecek, bazen havalar güzelleşecek dışarı çıkışımız gelecek, bazen yazılılar gelecek. Mutlaka her seferinde bizi derslerden alıkoyacak, sınava hazırlanmaktan alıkoyacak şeyler olabilir, önemli değil. Peki nasıl çalışacağız? Tonguç, çalışma konusu hakkında herhangi bir bilgi var mı? Yani ders çalışmak nedir, bu konuda neler düşünüyorsun? Çalışma konusu hakkında herhangi bir kafanda bir oluşan bir bilgi var mı Tonguç'um? Hocam herhangi bir bilgim yok ama bilgim olmasını da istemiyorum, terci etmiyorum hocam. Evet gerçekten anlamsız bir cevap verdin. Tebrik ediyorum seni. Nasıl çalışacağımızı söyleyelim. Birincisi ve en önemlisi erken uyanacağız. Yani erken kalkan yol alır. Bu ne demek? Erkenden kalkan kişi gün kazanır. Dünyada başarılı olmuş insanların birçoğu hep erken uyanan, erken saatte işe başlayan insanlardır bu bir. Dolayısıyla uyku önemli. Tabii ki uykumuzu alacağız ama erken kalkmamız gerekiyor. İkincisi programımız olması lazım. Biliyorsunuz biz size LGS kampı yapıyoruz ve LGS kampında her gün hangi videoyu izleyeceğiniz, hangi soruları çözebileceğinize dair bilgiler veriyoruz. Her bir Ödevin, her bir videonun ardından da sizlere ödev veriyoruz. Başka kaynaklardan çalışabileceğiniz veya bizim kaynaklarımızdan çalışabileceğiniz. Ve bu programa uyum sağlamanız gerekiyor ve tabii ki de bol bol soru çözmemiz gerekiyor. Şimdi burası çok önemli. Soru çözmek neden önemli? Çünkü biz, bize sınavda soru soracaklar. Hatta şöyle göstereyim. Açacaklar önümüze, şöyle reklam olması, şöyle açayım. Önümüze böyle bir fen bilimleri testi gelecek. Fen bilimleri testindeki bize konuyu anlat demeyecekler. Fen bilimleri testinde bize konuyla alakalı yazı yaz demeyecekler. Cevabı sorunun üstünde yazan yani önünüze gözükür bir şekilde duran sorular soracaklar. Dolayısıyla biz bol bol soru çözüp test tekniği kazandığımız zaman zaten başarılı oluruz. Yazarak çalışmamız gerekiyor. Her dersin konu listesini yani kolisini yaptıktan sonra koli dediğimiz şey nedir? Konu listesi. Konusunu yaptıktan sonra mutlaka yazarak notlar almamız gerekiyor. Not alma yöntemini de söylemiştik. Mesela diyelim ki örnek veriyorum. Türkçede cümle öğelerini mi Ortaya cümle öğeleri yazacağız. Cümle öğeleri temel öğeler işte ...diyeceğiz. Yüklem ve özneymiş. İşte yüklem şu sorularla bulunur. Özne şu sorularla bulunur. Nesne bu sorularla bulunur. İşte yer ta, e, tamlayıcısı bu sorularla bulunur. Zar tamlayıcısı bu sorularla. Yani ort, odaklamalı gideceğiz. Veya başka bir konudan örnek vereyim mesela. İnkılap mi çalışıyoruz. Atıyorum inkılap tarihinde işte şeyi çalışacağız. E, nasıl diyeyim? Siyasi alan inkılaplar. Siyasi inkılaplar diye başlığımızı attık. Hop! Saltanatın kaldırılması. Hop! Başkent Ankara. Hop! Cumhuriyetin ilanı. Hop! işte Bu şekilde oklarla ortada odaklı bir şekilde gidersek konuyu daha iyi anlayabiliyoruz. Aynı şey fen geçerli. Ortaya basit makineler yazıp bu şekilde yazarak notlar çıkarabiliyoruz. Ve odanızda, çantanda bu notlar her zaman olmalı. Soruyu çözerken denemede sen diyelim ki aldın denemeyi çözerken pat diye mevsimle alakalı bir şey takıldın. Allah'ım bu neydi ya, bu neydi ya? Şimdi... Cevabı B dedim. Zaten takıldığın soruların çözümünü dinleyebiliyorsun. Tamam cevabını tanıdığına bakabilirsin ama... Bu konuyla alakalı cevap anahtarını kontrol ederken soruları çözdüğünde çıkan hatanın eksiğini hemen anında güncel olarak kapatman lazım. Hatta bunlara alakalı kendine soru cezası vermen lazım. Kısa özetler tuttuğum bir defter olması lazım. Bakın insan bir şeyi öğrendiğinde yani eğer yazarsa kolay kolay unutmuyor. Ama yazmazsa buharlaşıp gidiyor. Şöyle düşünün dünyanın en zeki insanı en zeki insanı. Dünyanın en kötü yazan kaleminden daha az şey aklına tutabilir. Yani en zeki de olsa mutlaka unutacağı şeyler. Ama en kötü yazan kağıt kalem bile hiçbir şey unutmaz. O orada kalır. Olumlu düşünmemiz gerekiyor bir de. Başaracağım, öğreneceğim, yapacağım ve kazanacağım diyeceğiz. Yani bunu zaten geri sayım videolarımızda söylüyoruz. Başarısızlık kelimesini sözlüğümüzden çıkarıyoruz. Çünkü bu gerçekten insan inandığı şeyi yapabiliyor. İnanmadığı bir şeyi zaten yapamayacağım deyip kendisi vazgeçiyor. Mesela siz şu anda ikinci dönem ciddi bir şekilde çalışıp geriye kalan bu 100 günü çok iyi değerlendirip... ...100 günde günde 200 sorudan 20 bin soru çözeceğim deyip... ...20 bin soru biliyorsunuz. Neredeyse işte ee, 400 sorudan... Ee, ne eder? 50 tane nasıl şöyle hesaplayamadım bir dakika. 20 bin gerçekten matematiğim zayıf benim de. 20 bin bölü 4 soru kaynak diyelim mesela. Sıfırlar gider hop hop. 200 bölü 4. 50 doğru hesaplamışım mesela ama kendime güvenemedim. Bak olumlu için yapamam diyorum. Matematik yapamam diyorum. Halbuki öyle düşünmeyeceğim. Matematiğim çok iyidir benim ya. E 2000'i 400'e 20.000'i 400'e ben pat diye bölebilirim diyemem lazım. Ama işte Önyargıları yıkmak çok zor yani. Siz benim yaptığımı gibi yapmayacaksınız, önyargılarınızı yıkacaksınız Diyeceksiniz kardeşim ben yaparım. Ben 20 ile 402 saniyede bölebilirim. Cevap doğrudur. Ha yanlış çıkarsa patlarsın o mesela. Ama bir şekilde kendinize güvenmeniz lazım. Ve başaracağım, kazanacağım diyeceksiniz. Ve bir sürprizimiz daha var. Hızlama kampımız geliyor. Hızlama kampı nedir? Hemen söyleyelim. Öğrencilerin en çok sıkıntı yaşadığı derslerin biz Türkçe ve Matematik olduğunu öğrendik. Daha doğrusu Sözel'de Türkçe sayısaldı da matematik olduğunu öğrendik. En önemli üç ders zaten Türkçe matematik falan. Bunu zaten biliyoruz hocam. Bunu söylemenize gerek yok. Ama sözel derslerin sultanı olan Türkçeyi iyi anladığımızda, paragraf sorularını iyi yapabildiğimizde ne oluyor? İnkılap tarihindeki İngilizcedeki, dindeki hatta fen ve matematikte uzun sorular da rahat rahat anlayabiliyoruz. O yüzden Türkçeyi mükemmel hale getirelim. Yani Türkçede 20'de 20'yi hedefliyoruz. Matematikte zaten kanayan yaramız. Nefret ettik artık şu matematikten. Yani tiksindik. O zaman dedik ki bir haftalık tam toplam 7 gün resmen mükemmel bir matematik kampı yapalım dedik. Ve Türkçe kampı. Hızlan programı. Ne var? 8 sınıf kararımızda 7 günde iki önemli ders olan Türkçeyi, sözeldeki Türkçe, Türkçe ve sayısaldaki matematiği eksiksiz bir şekilde tekrar diyoruz. Pazar günü matematiğe başlıyoruz. Çarpanlar, katlar, üstü ve köklü sayıların videosunu izliyoruz. Sonrasında bunların özel ödevleri var. Bunlar özel hızlama denemelerimiz var. Direkt Türkçe matematik yok içinde tabii. Tüm dersler var. Fende var, İngilizce'de var. Hepsi var. Ve aynı zamanda sadece Türkçe matematiğe özel yeni nesil Türkçe matematik kitabımız da var. Buradan da ödevler var. Yeni nesil Türkçe matematiğe sahip... Diyeceksiniz hocam bunlar nereden çıktı? Bunlar tamamen yeni nesil sorulardan oluşan matematikte, Türkçede ee, böyle infografik yeni nesil soruların olduğu ...ve öğrencinin sınavda karşılaşabileceği... a ben bunun aynısını yeni nesil Türkçe matematik kitabında çözebileceğim dediği soruları hazırladık. Her günün video saati belli. Her günün ödevleri belli. Aynı zamanda ilk çalışma nasıl yaptık? Başka kaynaklardan da çalışabilirsiniz. Veyahut da... Elinizde bu kaynaklar yoksa bu kaynakları almanızı isteriz. Ama hocam ben alamam şu anda. Şu anda almak istemiyorum derseniz kendi kaynaklarınızdan da veri analizi, olasılık ve ifadeleri 3 Mart'ta bir kez daha tekrarlıyoruz. Sadece video izle ardından da ödevlerini Veya bunlar zaten bize var hocam diyorsanız yine oradan çalışabilirsiniz. Türkçe kotası, matematik kutası yine bu tekrarda bize yardımcı oluyor. Sonrasında bakın bir tane denememiz var 1 Mart'ta. Sonrasında 3 Mart'ta bir denememiz var. Sonrasında 5 Mart'ta bir denememiz var. 7 Mart'ta bir denememiz var. Ve deneme grafiğimizi buradan böyle takip edeceğiz. Böyle oluyor, böyle oluyor, böyle oluyor. Tarih süre vererekten çalışacağız. Denemelerimizi güzel çözmemiz gerekiyor. Hocam bu kamp acayip böyle tam da yazılardan önce. Evet hızlanacağız. Acı yok Raki. Ciddi bir şekilde çalışıyoruz. Vazgeçmiyoruz. Çünkü bizler başaracağım, kazanacağım diyen ve en sonunda da başardım diyen insanların, başardım diyen büyüklerin torunlarıyız. Kimlerin torunlarıyız biz arkadaşlar? Fatih Sultan Mehmet'in torunlarıyız biz. Karnı Sultan Süleyman'ın torunlarıyız. Mustafa Kemal Atatürk'ün torunlarıyız. Yani bizim atalarımıza baktığınız zaman zaten çok zor işleri başarmışlar. Dolayısıyla LGS'ymiş, kampmış, matematikmiş bunlar bize vız gelir, tırıs gider. Hepsini rahat rahat yapabileceğimiz eminiz. 1 Mart'ta kampımız başlıyor. Eğer şu anda bu videoyu izlediğinde başladıysa hemen kampa dahil ol ve sen de Türkçe matematiği halletiyoruz. Ödülü sorumuzu yapın, yorumları yollayın. Bizler buradayız, sizlerin de orada sıkı sıkıya çalıştığınızı biliyoruz. Hadi bakalım kolay gelsin arkadaşlar.